Sevgili çocuklar, merhaba. Ben Adana Gündoğdu Okulları 4. sınıf öğretmenlerinden Sabahat Tuğ. Bugün sizlerle Doğa ve Evren Ünitesi'nin evini arayan ardıç tohumu metnini işleyeceğiz. Önce metnimizin hazırlık sorularını bir bakalım. Ağaçlar hakkında neler biliyorsunuz? Ağaçlar hakkında sizlerin pek çok şey bildiğini biliyorum. Ben de şöyle bir hazırlık yaptım. Ağaçlar fotosentez yaparak havayı temizler, oksijen üretirler. Bazıları meyve verir. Canlılar bu meyvelerden yararlanır. Kökleriyle toprağı bir arada tutup toprak kaymasını engeller. Doğadaki bazı canlılara yuva olurlar. Hazırlık çalışmalarımızın ikinci sorusu, çeşitli ağaç ve bitki türlerinin yok olması doğal dengeyi nasıl etkiler? Elbette ki çok olumsuz etkiler. Ağaç ve bitki türleri yok olursa hava kirlenir. Canlılar kirli havada yaşayamayacakları için ölürler. Toprak kaymaları çoğalır. Canlılar yuvasız ve yiyeceksiz kalır. Kısaca ağaçların yok olması demek, doğanın yok olması demektir. Şimdi birinci etkinliğimize bir bakalım. Metnin başlığını ve görsellerini inceleyerek okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz. Şimdi okuyacağımız metnin konusunu tahmin etmek için önce bir başlığımıza bakalım. Evini arayan ardıç tohumu. Görsellerimize bakalım. Burada bir ardıç ağacı. Ardıç ağacının üzerinde yeşil ve koyu renkli tohumları var. Yaprakları iğne yapraklı. Bir sonraki görsele bir bakalım. Burada büyükçe bir ağaç var ama bunun yaprakları geniş ve çok büyük bir ağaç. Geniş yapraklı bir çınar ağacı. Şimdi buna göre metnimizin konusu ne olabilir? Ardıç tohumunun yaşam serüveni olabilir. Demek ki metnimizin konusunu tahmin ettiğimizde ardıç tohumunun yaşam serüveni diyebiliriz. Şimdi metnimizi okuyalım. Evini arayan ardıç tohumu. Merhaba, ben ardıç tohumu. Biz ardıçların doğumu diğer ağaçlardan biraz farklı. Bizimle aynı adı taşıyan ardıç kuşunun ağacımızın tohumlarımızı yemesi, onu midesinde öğütmesi ve tekrar toprağa geri bırakması sonucu filizleniyor ve çoğalıyoruz. Ben de şu anda ardıç kuşunun midesindeyim. Onun beni nereye bırakacağını çok merak ediyorum. Acaba köklerimi salacağım, ailemi kuracağım yer, evim neresi olacak? Ardıç kuşu görevini yapmış, artık bundan sonraki yolculuğum için beni toprak anamın güvenli kollarına bırakmıştı. Deniz kenarında bir yerdeydim. Etrafıma bakmak için kafamı şöyle bir kaldırdığımda, daha önce hiç görmediğim yabancı ağaçlarla karşılaştım. Önce şöyle süzdüler beni. Pek mi küçük gelmiştim gözlerine? Heyecanla hemen yanındaki upuzun boylu, hayli geniş, yayvan, yemyeşil yapraklara sahip, iri ve koyu renk gövdeli ağaca merhaba dedim. Adını sordum, çınarmış. Soyu çok eskilere, Osmanlı dönemine dayanıyormuş. Dedelerim çok uzun süre yaşarlar benim. Eğer iyi bakılırsa 600-700 yıl yaşayan akrabalarım bile var. Her türlü toprakta varlığımızı sürdürebilir, çok zor şartlarda dahi yaşayabiliriz dedi. Peki burası neresi diye sordum. Şu an bulunduğumuz yer İstanbul'un Çengelköy semti diye cevap verdi. Merakım artmıştı. Kaç yaşındasın? Göğden ne kadar kalın? Ne zamandır buradasın diye arda arda sıralayıverdim sorularımı. Yaşım 800, bulunduğumuz yerin adı Çınaraltı. Burada köklerimi salarken senin gibi birçok ağaçla karşılaştım.
Çok şaşırmıştım. Benim gibi küçücük bir ardıç tohumu için ne kadar da uzun zamandı 800 yıl. Benim akrabalarımın boyu 3 ile 15 metre arasında değişirken bu ulu çınar 30-35 metre uzayabiliyordu. Etrafımızdaki 4-5 katlı binalardan bile daha uzundu. Peki buraya neden senin adını vermişler diye sordum. Buraya alışmaya çalışırken baktım ki burada yaşayanlar da zamanla bana alıştı. Kuşaklar boyunca bu küçük deniz kıyısından balığa çıkan balıkçılarla arkadaşlık ettik. Beni o kadar seviyorlar ki Çınaraltı diyorlar bu nedenle buraya. Eski dostlar sık sık gölgemde serinlerken ilk gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor beni görünce. Çok etkilenmiştim. Yaşlı çınar ağacını, senin gibi hikayelerini dinleyeceğim başka ağaçlar ile de tanışmak istiyorum, dedim yerimde duramayarak. O da gülümseyerek elbette dedi. İstanbul pek çok farklı ağaç türüne ev sahipliği yapıyor. Ama evini bulmak için daha uzun bir yolun var bence. Bu yolculuk sırasında geriye dönmek zor olabilir. Bana kuşlarla haber gönderebilirsin. Nereye yerleştiğini bilmek hoşuma gider, dedi göz kırparak. Kuşlarla haber yollayabilme fikri çok hoşuma gitmişti. Çınar ağacının koca gövdesine sarılıp yanından ayrılırken onu özleyeceğimi hissettim. Servet Yanardağ kısaltılmıştır. Servet Yanardağ adlı yazarın bir öyküsünden kısaltılarak alınmış çocuklar. Burada kısaltılarak alındığını metni okurken fark etmiş olmamız lazım. Nerelerden? Parantez içindeki üç noktalardan. Parantez içinde üç nokta var ise bu cümleden sonra ve bu cümleden önce burada başka anlatımlar da var. Burada başka anlatımlar da var ama metni kısaltmak için buradaki anlatımları yazmadık anlamında bu parantez içindeki üç noktalar. Şimdi diğer etkinliklerimize geçelim. Birinci, ikinci etkinliğimiz kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz, kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz demiş. Tahminleri size bıraktım çocuklar. Sizlerin farklı tahminlerde bulunacağınızı biliyorum. Önce tahminlerinizi yazıp sonra sözlükten bularak anlamlarının tahminlerinizin doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Birinci kelimemiz filiz. Tohumdan veya tomurcuktan çıkan körpe ve küçük dal, sürgün, ışkın, eşkin. Yani filizin eş anlamlısı sürgün veya ışkın veya eşkin. Bunların hepsi eş anlamlı. Cümlem bağımızdaki asmaların filizlendiğini görünce babam çok sevindi. İkinci kelimemiz kök. Kökün anlamı bitkileri toprağa bağlayan ve onların topraktaki besin maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm. Cümlem bahçedeki zararlı otları kökünden koparmazsak otlar tekrar büyürlermiş. Üçüncü kelimemiz yayvan. Anlamı eni boyundan ve derinliğinden çok olan, basık ve geniş. Cümlem, annem pilav gibi susuz yemekleri yayvan tabaklarda servis eder. Metnin hikaye unsurları deyince çocuklar, metnin hikaye unsurlarında yer, zaman, kişi ve varlık kadrosu, olay bulunur. Şimdi metnin hikaye unsurlarını belirliyoruz. Yer, İstanbul'un Çengelköy semti Çınaraltı. Çocuklar metnin hikaye unsurlarını belirlerken mutlaka parçaya dönüp bakıyoruz. Zaman, geçmiş zamandan bir gün. Kişi, varlık kadrosu. Yani öykümüzün kahramanları. Bu öykümüzün kahramanları ne olabilir? Aslında bu bir masal. Çünkü gerçek hayatta olmayacak olayları anlatan yazı türüne masal diyoruz. Masallarda da hikaye unsurları bulunur.
Burada varlık kadrosu var, kişi kadrosu yok. Ardıç tohumu, ardıç kuşu, çınar ağacı. Olay bir ardıç tohumunun yaşlı bir çınar ağacı ile tanışması. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Bu etkinlikte de soruları metne göre cevaplıyoruz. Yine soruları cevaplarken mutlaka metnimize dönüp bakmalıyız. Ardıç tohumu nasıl çoğalmaktadır? Ardıç tohumu, ardıç kuşunun ardıç tohumunu yiyip öğüttükten sonra tekrar toprağa bırakmasıyla çoğalmaktadır. Ardıç kuşu ardıç tohumunu nereye bırakmıştır? Ardıç kuşu ardıç tohumunu deniz kenarında bir yere bırakmıştır. Çınar ağacı kaç yaşındadır? Çınar ağacı 800 yaşındadır. Çınar ağacının bulunduğu yere neden Çınaraltı adı verilmiştir? Çınar ağacının bulunduğu yere uzun yıllar balıkçıların bu ağacın altında dinlenmeleri ve ağacı çok sevmeleri nedeniyle bu ad verilmiştir. Metinde geçen ardıç ağacı ile ulu çınarın fiziksel özelliklerini karşılaştırınız diyor. Fiziksel özellikleri dış görünüşü demektir çocuklar. Hepiniz bunu bilirsiniz. Ardıç ağacının dış görünüşü nasıl? İğne yapraklı, dallarında mavi ve yeşil renkli tohumlara sahip bir ağaç. Ulu çınar uzun boylu, geniş ve yayvan yapraklara sahip, iri ve koyu renk gövdeli. Metnin içeriğine uygun farklı başlıklar belirleyiniz demiş. Ben çınar ağacı ile ardıç tohumu dedim. Sizler farklı başlıklar belirleyebilirsiniz. Metindeki görseller ağaçların hangi özelliklerini yansıtıyor? Metindeki görsellerde ağaçların fiziksel görünüş özellikleri yansıtılıyor. Buna göre ardıç ağacı iğne yapraklı, dallarında tohumları olan bir ağaçtır. Çınar ağacı uzun boylu, geniş yapraklı bir ağaçtır. 8. etkinlikte sınıfta yapacağınız bir çalışma istenmiş. Siz bir ağaç olsaydınız size nasıl davranılmasını isterdiniz? Konuşmalarınızda yeni öğrendiğiniz kelimeleri anlamlarına uygun kullanmaya özen gösteriniz demiş. Bir sonraki etkinliğimize geçiyoruz. Sayıların yazımı ile ilgili kuralları örnekleriyle eşleştiriniz. Sayılar metin içerisinde genellikle harflerle yazılır. 1000 yıldan beri sürüyor demiş. Burada bakın 1000'i yazıyla yazmış, harflerle. Saatler ve dakikalar metin içinde rakamla ya da yazıyla da yazılabilir ama biz genellikle rakamla yazmayı tercih ederiz. Kampa 17.30'da varacağız. Bakın bu ikinciye uygun örnek bu. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bakın çocuklar 200, 2 ile 100 arasında boşluk var. 365 yazarken 3 ile 100, 100 ile 60, 60 ile 5 arasında boşluk var. Roman rakamlarıyla tarihi olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde kullanılır demiş. Onu da en baştaki örneğimize bakıyoruz. Bakın 3. Selim padişah adı Roman rakamıyla yazılmış. 20. yüzyıl, yüzyıl adı Roman rakamıyla yazılmış. 1. cilt, cilt adı Roman rakamıyla yazılmış. Demek ki bu tür şeyleri yazarken Roman rakamlarını kullanıyoruz. Siz de sayıların yazımı ile ilgili cümleler yazınız. Dedem 63 yaşındadır. Yazıyla yazmışız. Dersimiz 9.30'da başlayacak. Ne yapıyoruz? Saatleri genellikle rakamla yazıyoruz. Burada birden fazla sayıdan rakamlardan oluşan sayıları yazıyla yazarken aralarında boşluk bırakıyoruz. Osmanlı padişahlarından birisi de 2. Mehmet'tir. Roman rakamını kullandık ve Roman rakamını bir padişah adında kullandık.
sembolleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Birinciye bakıyoruz. Bu dönüştürülebilir malzemedir. Yani geri dönüşüme uygun malzemedir anlamında. İkiye bakıyoruz. Burada bir alev, ateş resmi var. Demek ki buradaki ürün, bu paketin içindeki ürün alevlenebilir anlamında. Yani tehlikeli. Üçüncüye bakıyoruz. Üçüncü de bu geri dönüşüm kutusu çocuklar. Eğer bu resim varsa aldığımız ürünün ambalajında, o ambalajı mutlaka geri dönüşüm kutusuna atalım. Tekrar geri dönüştürülebilir, değerlendirilebilir ve doğayı kirletmez anlamında. Buraya bakıyoruz. Ürün geri dönüştürülmüş maddeden elde edilmiştir. Bunun içine attığımız maddelerden elde edilen ambalajların üzerinde de bu işaret olur. Şimdi çocuklar, güzel yazı yazmak gerçekten çok önemli. Okunaklı ve güzel yazmalıyız yazılarımızı. Kendi yazı stiliniz vardır mutlaka. Ancak dikkat edeceğimiz şeyler, büyük harfler, uzun boylu harfler aynı boyda olmalı. Bakın, K ile D'nin boyu aynı, L'nin boyu aynı, büyük harfteki Ş'nin boyu aynı. Kısa boylu harflerde İ'nin noktası dışında İ, E, N, A, Z, I gibi kısa boylu harfler hep aynı boyda yazılmalı. Kuyruklu harfler aynı boyda yazılmalı. Bakın, G'nin aşağıya doğru uzayan kuyruğu ile Y'nin aşağıya doğru uzayan kuyruğu aynı boyda. Bunlara dikkat ederek çok güzel yazı yazabiliriz. Evet, biz bu kendi yazı stilimizi kullanarak Ben Ressam Olursam Anne adlı şiiri yazacağız. Ben ressam olursam anne, ben ressam olursam anne, dünyayı güzelliğe, insanları sevgiye, bahçe ovaları yeşile, bolluğa boyarım. Ben ille de böyle ressam olurum anne. Zeynel Beksaç. Evet, bu şiiri en güzel yazı stilinizle, kendi yazı stilinizle en güzel şekliyle buraya yazmanız gerekmekte. Bir dahaki Türkçe dersinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkta kalın. Başarılar diliyorum.